Öncelikle hoş geldiniz. Şimdi tabii ki aslında önce sizin sorularınızı almak isterim ama önce ben kendim buradaki Beşiktaş'taki kısa bir şeyimi size baştan anlatayım. Şimdi biz her zaman söylüyoruz, biz Beşiktaşlıyız. Gerçekten de Beşiktaş'ın ben altyapısından yetiştim. Beşiktaş'ta oynadım, hiçbir kulübe gitmedim. Sadece Beşiktaş formasıyla da futbol hayatımı güzel bir şekilde bitirdim. Orada da bir sürü başarılar kazandık. Çok güzel şeyler yaptık. Ondan sonra da antrenörlük hayatımıza başladık. Tabii ki son olarak da işte Beşiktaş'ta kısa bir süre şimdi antrenörlük yaptık. Orada tabii ki biraz olaylı şeyler oldu. Sizin de tabii ki merak ettiğiniz şeyler vardı mutlaka. Tabii ki onlara ben kısa kısa cevaplar vereceğim. Ama önce dünkü maçtan dolayı özellikle Mert kaleci arkadaşımızın ben bir yanlış bir söz söyledim. Yanlış derken o ara biraz maçtan çıktığım için biraz yoğunluktan dolayı sıkıntılıydı biraz da. Maça çok sinirlenmiştim çünkü. Belki de en iyi oynadığımız maçlardan bir tanesiydi. Ama yediğimiz goller maalesef bize hiç yakışmadı yani. Onun için de orada bir iki tane sözden bir tanesinde Mert'in adı geçti ama onu kötü niyetle söylemedim. Tabii ki kendisi alınmasın etmesin. Çok karakterli bir arkadaşımız, çok iyi bir kaleci. Milli takımın da gerçekten kalecisi de zaten. Onun için ondan özür diliyorum o olaydan dolayı arkadaşlar. Öncelikle de bu kısa süreçte de yaptığım antrenörlükte de taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Beni başladığım günden bitirene kadar verdiği desteklerden dolayı hepsine çok teşekkür ediyorum. Artı ne olursa olsun sıkıntılı bir dönemde geldim oraya ben. Ama futbolcu arkadaşlarımıza da güzel günler geçirdik. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Şimdi her şeyden önce sizin belki merak ettiğiniz şeyler benim mukabelem. Arkadaşlar burada ben Ahmet Nur Çebi başkanımız beni aradı ve bana dedi ki işte ihtiyacımız var. Bu onu işte sen yaparsın, edersin, çok iyi olabilir dedi. Ben de dedim ki Beşiktaş'ın ihtiyacı varsa dedim ben gelirim dedim. Her türlü gelirim. Yani şimdi bile olsa yine gelirim. Şöyle gelirim. Ben Beşiktaşlıyım. Eğer Beşiktaş'ın da dediğim gibi her zaman bir ihtiyacı olduğu zaman, benim yapabileceğim de bir şey olduğu zaman tabii ki seve seve elimden gelen şeyleri yaparım. Ondan hiçbir zaman kaçmam. Tabii ki bu sefer biraz karışık oldu. İşte yani örneğin Ahmet Nur Çebi ile beraber yaptığımız konuşmada bana 3 haftalık gibi bir şey yani şeyle ilgili. Kongreyle ilgili, kongreye kadardı. Ben tamam dedim, problem yok. Ben dedim size yardımcı olurum, sorun yok dedim. Para falan kesinlikle konuşmadım. O işlere zaten hiç girmedim. Her şeyi kendisine bıraktım. Ondan sonra ben görevime başladım. Görevime başladıktan sonra zaten onun istediği 3 tane maçtı. 3 tane maçı da biz çok iyi şekilde geçtik. O ara tabii ki kongrede başkanlar, adaylar çıktı ortaya. Serdar Adalı ve Hasan Arat. Ve biz tabii ki orada takımın başında olduğum için ben onlara bilgiler vermek zorundaydım. Ben ikisinde de görüştüm. Ben Samet abiyle görüştüm. Samet abi Hasan Arat'ın listesinde ve de orada görevli olacaktı. Öbür tarafta da Hasan Arat'ta, Serdar Adalı'da da Mehmet vardı, Şuko Mehmet vardı. İkisiyle de görüştüm. Takımla ilgili bilgileri de verdim. Ve ondan sonra da ikisinin de net konuşmaları ve kendileri de zaten her yerde deklare ettiler. Biz dediler Rıza Hoca ile devam edeceğiz dediler. İkisi de aynı şeyi söyledi. Benim ondan sonra da başkan olduktan sonra da biz görevimize devam ettik. Ve bir süreç vardı. Orada ben onu sonra öğrendim, o süreci. Bu Ahmet Nur Çebi'nin bize yaptığı şeyde, anlaşmada, sözleşmede 2024'ün 6. ayına kadardı. Ama oraya da bir tane bir şey koymuşlar. Ama 15 gün içinde de yeni gelen yönetim feshedebilir diye bir şey vardı. Ben orada işime devam ettim.
Samet abi ve Feyyaz gelince tabii ki daha da mutlu olduk. Eski arkadaşımız, beraber oynadığımız, birisi kaptanımız, birisi beraber oynadığımız arkadaşımız, üçümüz de. Ve ondan sonra yolumuza devam ettik. Tabii ki başkanların öyle konuşmalarından dolayı biz bir şey devam etmemiz gerektiğini söyledik. Sonra şey oldu işte, en son işte bir ayın bilmem kaçına kadar mukavele sürecek, ayın 27'sinde de bitecek diye konuşuldu. Şimdi benim orada üzüldüğüm şeylerden bir tanesi, bu kadar şeyler çıkıyordu. Gazetede de çıkıyordu, televizyonda da çıkıyordu, sosyal medyanın her yerinde çıkıyordu. Ve bir kişi de gelip de Rıza Çalınbay bizim teknik direktörümüzdür, sonuna kadar gideceğiz diye bir şey çıkmadı. Ben zaten orada zaten olayın anlaşılmış oldu. Sayın Tevfik Yaman Türk divan toplantısında geliyor söylüyor. Rıza Çalınbay'ın işte 1,5 yıl en az kalması gerekir gibi şeyler söylüyor. Ama başkandan hiçbir ses çıkmıyor. Bir de benim üzüldüğüm şeylerden bir tanesi, ben hiç Hasan Arat'la görüşmedim yani. Hiç konuşmadık birebir. Takımın hem ben teknik direktörüyüm hem de biz konuşmadık, hiç görüşmedik. Önemli değil yani, görüşmemek de önemli ama Samet abi Feyyaz'la sürekli şekilde görüştük. Ve sonra bu öbür kontrat yazılı olan son iki maç kala benim mukavelemi uzatmak istediler şeye kadar, iki maç daha. Ben bir kere şöyle, ben 2 maçlık, 5 maçlık, 1 aylık antrenör değilim. Ben çok iyi antrenörlük yapan birisiyim. Çok da başarılar kazanmış birisiyim. Hem de Anadolu'da kazanmış birisiyim. Çok güzel şeyler yaparak milli takımla da çalışmış birisiyim. Ne ben 2 günlük oraya gelirim, ne de 1 haftalık, ne de 1 aylık. Kesinlikle gelmem. Ama bu sadece Beşiktaş olduğu için ve Beşiktaş'ın da ihtiyacı olduğu için, onların da zor günü olduğu için ben elimi taşın altına koydum. Her şeyimi yaptım onlara, elimden geleni yaptım. Ama aldığımız takım, tabii ki ben bundan önce de aynı şekilde gelmiştim. Aldığımız takım belliydi. Ligden kopmuş bir takım, Avrupa kupalarından elenmiş bir takım aldık. Onunla tabii ki uğraştık. Nereden baksanız bizim en fazla bir buçuk ay gibi bir şey oldu. Şimdiye kadar böyle kısa sürede bir antrenör ayrılmamıştır. Baktığınız zaman diğer benden önce gelen antrenör arkadaşları hepsinin 6 aylığı, 7 aylığı, 10 aylığı öyle gibi yani en kısaları. O yüzden ben yine de onda da şeyim yoktu benim. Ben hiçbir sorun yoktu ama ben o olayı kabul etmedim. Sonra biz şeyle konuştuk, Samet abi Feyyaz'la konuştuk. Ve onlar benden söylediler, tekrar ısrar ettiler. Oraya kadar uzamasını istediler 2 maçı da. Hocam 2 maçı oynayalım ve ondan sonra da seninle oturacağız, tekrar sözleşmemizi yapacağız dediler. O yüzden de yani ben tabii ki öyle dedikten sonra ben o zaman dedim size güveniyorum dedim. Ben 2 maç içinde atarım dedim imzayı, attım. Şimdi orada da benim üzüldüğüm bir tane bir şey oldu. Ben Lugano'da maça gittiğimizde, İsviçre'ye gittiğimizde ya benim arkamdan avukatıma şey gönderiyorlar. Eğer yarın 3'te eğer şeyi kes şey yapmazsanız, mukaveleyi uzatmazsanız pes edeceğiz diye. Ben maçtayım. Bu benim en çok üzüldüğüm şey bu oldu yani. Maçtayken öyle bir şey gönderilmez. Ben sadece Beşiktaş takımı zarar görmesin diye ben bunu bile kimseye söylemedim. İlk defa söylüyorum yani bunda. Yani çünkü çok üzücü bir şey. Artı ben oraya ne para için gittim ne başka bir şey için gittim. Ben sadece orada o başkanımıza yardımcı olmak için gittim. Artı Hasan Arat'ın kızdığı, yani başkanın kızdığı şey başka bir şey. O Ahmet Nur Çebi'nin kontratını kabul etmemeleri. Halbuki Ahmet Nur Çebi onların önünü açmış. 15 gün içinde şey yapabilirsiniz diye. Ondan sonra öyle geldi. Sonra işte maçlarımıza başladık. Bu maç 2 maç için anlaştık. 1. maça çıktık işte. O da dünkü maçtı. Ve o maçta da tabii ki ya ben belki de abartmak da istemiyorum ama bizim en iyi oynadığımız maçlardan bir tanesiydi bu maç.
Hele hele özellikle ikinci yarıda gerçekten iyi oynadı ama maalesef orada çok hatalar, özellikle bariz hatalar yaptık, bireysel hatalar yaptık. Yani adamlar bize gol atmadı, adamlar bize gol atsınlar diye en güzel şeyleri yaptık. Yani ona da tabii ki çok üzüldük. Yani onun için biraz önce söylediğim gibi dün gece son şey, ondan sonra sizin sorularınızı alayım ben. Dün gece maç bitti. Ben tesisteyim. Önce Feyyaz Samet abi bir yönetici geleceğiz dediler. Sonra baktık Feyyaz ve Samet abi gelmedi. O üç tane yönetici geldi. Onlarla konuştum ben. Onların da istekleri gece, bu gece şey yapalım dediler. Ben dedim ki gece saat 1 olmuş. Yani 1'de dedim ben bir şey yapmam dedim. Yani bir şey yapmam. Yarın ben dedim toplantı yaparım. Basın toplantımı da yaparım. Bırakırım dedim. Yani olay dedim bu dedim. Yani onlar yok direttiler. Ben de kabul etmedim. Ben dedim yarın bir yerde yaparım dedim. Ve ondan sonra da onlarınkini kabul etmedim. Onlar da zaten hemen yazmışlar ayrıldık diye. Ve sorun sonuç buraya kadar yani. Onun için de oradan sonra da ben de onların dediğini yapmadım. Ben kendi bildiğim şekilde gelip sizlerle görüşmek istedim. Bazı şeylerle de aydınlatmak istedim. Çünkü çok yanlış yazanlar oldu. Çok böyle yıpratanlar oldu. Ha benim gitmemi çok isteyenler oldu. Bazıları çok istedi. Yani belli. Çünkü sosyal medyada sürekli çıkıyor. Ama bir tane ne yönetici, ne Samet abi, ne başka biri gidip bir tane açıklama yapmıyorlar. Yani Rıza Çalınbay bizim antrenörümüzdür diye yapmıyorlar. Yani o yüzden de ben tabii ki demin dediğim gibi iki tane maç için yaparım. Beşiktaş için yaparım onu. Ama antrenörlük kariyerimde yapmam. Yani öyle bir şeyi ben kesinlikle yapmam yani. Biz dedi kadro dışı bıraktık dedi. Ondan sonra abi kim dedim saydı bana 5-5-5. İyi hayırlı olsun dedi bak. Bitmiş yani olay bitmiş. Yani o yüzden ben orada yoktum yani. Ha hatta onu dün yöneticilere söyledim ben onu. Dedim ki ya dedim siz dedim öyle yaparken niye bana haber vermediniz dedim. Niye benim fikrimi almadınız dedim yani. Onlara da söyledim. Tamam. Onlar da tabii ki şeye attılar. Samet hocalar yaptı falan diye. Tamam. Yani orada ben yokum. Kamp olayına gelince de arkadaşlar biz anlatıyoruz ama bazı arkadaşlar var gerçekten. Yani o kadar yanlış yazıyorlar ki, o kadar bilerek yazıyorlar. Bence bilerek, %100 bilerek yazıyorlar. Burada çok kırıcı oluyor. Yani isimlerini dahi bilmiyorum ben yazan arkadaşlarımızın. Çünkü benim o işle de uğraşmıyorum. Şimdi bizim kamp olayı şöyle. İki tane öyle şeyimiz oldu bizim. En sonuncusunu söyleyeyim size. İşte şimdi bir arkadaşlar bizim şimdi ilk maçımız. Bizim ilk maçımız ikinci yarıda en cuma günü oynayacağız. Yani bizim maçımız çok şey önce birinci maç neredeyse yani cuma günü oynayacağız maçı. Ondan sonra oraya kampa gittiğiniz zaman en fazla kaldığınız 4 gün veyahut da 4-5 gün kalabiliyorsunuz. Biz orası kısa olduğu için ben iptal ettim. Çünkü Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Kupa oynayacaklar. Onların maçlarını daha ileriye veriyorlar. Bizimkini birinci maç gibi başlatıyorlar. Onun için iptal ettik. Birincisi bu. Anlattım ama maalesef arkadaşlar anlamadı yani. Açıklamada sizin adınız yoktu ya da teknik heyet diye bir ibare yoktu o yüzden. Yani yok işte ben hani şeyde mi? Kamp olayında mı? Kamp olayında zaten orayı ben karıştırırım. Orayı kimseyi karıştırmam. Kimse karışamaz. Yani Samet abi dahil hiç kimse karışamaz yani. Kampı, oyuncuyu, kimin oynayacağını falan hepsini ben yaparım ne olursa olsun. Öbür türlü de izin vermem zaten. Kendi işimi kendim yaparım yani. Maçtan önce doktoru çağırıyoruz biz. Bizim doktorumuzu çağırıyoruz. Doktora diyoruz ki kadroya alacağımız oyuncular, sakat oyuncu hangisi var mı, alalım mı, almayalım mı diye soruyoruz. Onu o da bize teker teker söylüyor. Getson'a geldi. Dedi ki Getson oynayabilir dedi bize. Tamam mı? Oynayabilir Getson dedi. Dedim emin misiniz dedim. Eminiz dedi işte. Yani şeyinden dolayı. Sonra ben çağırdım Getson'u önce. Ben dedim ki Getson'a dedim hazır mısın? Oynatmamız lazım seni bu maç dedim. Ondan sonra ben dedi yok dedi. Ben dedi
Bundan önce dedi 3 kere dedi böyle bu haldeyken dedi oynadım dedi. Tekrar geri sakatlandım dedi. Sonra ben Samet abiye söyledim. Abi dedim Getson böyle böyle problemi var. İstiyorsanız siz konuşun. O da konuştu. Aynısını ona da söyledi. Yani oynayabilirdi ama şey yaptı tekrar korktu. Oynamak istemedi şeyinden dolayı yani sakatlıktan dolayı. O yani. Benim camiaya kesinlikle kırgınlığım yok. Ben demin herkese teşekkür ettim yani. Hiçbir şeyim yok, hiçbir zaman kırgınlığım yok. Ben Beşiktaşlıyım. Hakikaten öz be öz Beşiktaşlıyım. Yani başkaları gibi gidip başka kulüplerde oynayıp tekrar dönen veyahut da başka bir şey de değil. Ben orada da fedakarlık yaptım. Ben orada da sonuna kadar Beşiktaş'ta kaldım. Ben şimdi baktığınızda Beşiktaş'ta oynarken en çok oynayan oyuncusu oldum. Antrenörlüğü bıraktım. Şu anda Türkiye'de en çok maça çıkan antrenör oldum. Yani bende tecrübe de var, her şey var. Yani ben bazı şeyleri görmemezlikten de gelirim. Yani şey değil, çok büyüktü bizde yani Beşiktaş'ın şeyi, Beşiktaş'ta olmak. Biz Beşiktaş'ın bir duruşu vardı, ben onu durdum. Ama bazıları durmadı yani, anladın mı? Yani onun için de yani şey değil, ben hiçbir zaman pişman değilim. Bana deseler ki, şimdi bile deseler yine giderim. Ama böyle davranırlarsa gitmem. Şimdi biraz önce anlattım yani onların olmaması gereken şeyleri olmaması gerekiyordu yani. Ahmet Nur Çebi başkanla görüştüğümüzde başkan bana bunları söyledikten sonra başta anlattığım şeyi işte görev verdikten sonra bana ben dedim ki beni dedim o zaman niye erken çağırmadınız dedim yani daha erken çağırabilirdiniz dedim. Dedi olmadı dedi yani kısmet olmadı dedi. Tamam dedim ben de. Eğer ben sezon başı gelseydim Beşiktaş takımı çok daha farklı olurdu. Sezon başı. Ben o takımın alırsınız bizim için en önemli şeylerden bir tanesi hazırlık dönemidir. Yani Avrupa'da geçirirsin, Türkiye'de geçirirsin. Yani onları yaptıktan sonra da takımla ne bir sakatlık olur ne bir şey olur güzel bir biçimde de geçirirsen. Ama biz onların hiçbir tanesini yapmadık. Biz yapamadık daha doğrusu. Biz oraya ekip olarak geldik. Ben yine herkes ne diyebilir arkadaşlar. Geldik en az 10 tane sakat vardı. Ha biz bu sakatlıkları sorduk. Yani ben Şenol Hoca'nın şeyini bilirim. Şenol Hoca tecrübeli bir hocadır. Yani öyle oyuncusuna yüklenecek veya da aşırı bir şey yaptıracak birisi değil. Yani zamanla her şeyini bilen birisi. Yani onun için biz de öyleyiz. Bizim de yanımızda bir sürü arkadaşlarımız var. Bu işleri çok iyi yapan arkadaşlarımız var. Onun için biz oraya gelince yüklenemedik oyunculara. Hiçbir şey yapamadık. Sadece onları sadece konuştuk, motive etmeye çalıştık. Ama en ufak şeyde sakatlananlar oldu yani. Bir sürü sakatlananlar oldu. Mesela bir Bruj maçı oynadık. Hiç oynamak istemediğim bir maçtı. Hiç sıfır böyle. Oyuncu yoktu çünkü. Çünkü son dakika bir tane stoper bulamadık. Ne altyapıda bulabildik ne de bizim takımda bulabildik. En son Onur'a karar verdik. Çocuğun yeri olmayanı. Ben belki takip ettiyseniz yeri olmayan bir sürü arkadaşı oynattım her yerde. Mesela Muleka. Adam açık değil. Gerçekten açık değil ama açık yok. Olmayınca. Mesela Rebic var mesela. Zaman zaman o oynadı. Ondan da istediğimiz verimi almadık. Ama biz geldikten sonra herkes de gayet iyi çalıştı. Biz de elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. Orada disiplini her şeyi sağladık. Gayet iyiydi. Arkadaşlıklar çok iyiydi. Ama bazen işte dediğimiz gibi o Bruj maçı olsun, Fenerbahçe maçı olsun hakikaten bizim için iyi geçmeyen maçlardı yani. Özellikle Bruj maçını pek önemsemiyorum ama Fenerbahçe maçı da aynı şekilde bu dünkü maça benzedi yani. Aynı şekilde yine orada da böyle klasik basit hatalar yaptık şey yani bireysel hatalar yaptık yani gol yerken. Ben tabii ki antrenörlük hayatımda gruplaşma ile ilgili hiç uğraşmadım. Çünkü biz oyuncularımızı zaten görüyoruz. Yani iyi mi, kötü mü onları çözebiliyorsunuz. Ama bunun için zaman lazım. Benim dediğim gibi işte İsmail 2 ay dedi de biz 2 ay bile kalmadık yani. Daha kısa kaldık. Bu zaman zarfında bir şey yapmanız çok zor. Öğrenmeniz çok zor. Mesela şimdi Milot işte dün ilk defa bakın bir ayı geçmiş adam. Biz ilk defa onunla antrenman yaptık. İlk defa yani. Adamı göremedik yani. Neden?
şeye gitti. Milli maç arasıydı zaten. Milli maça gitti. Geldi. Bizim zamanımız çok kısaydı. Bana dediler ki bu zamanın içinde çok şey yap. Tamam da yapayım. Elinde malzeme olmazsa yapmıyorsun. Yapamıyorsun. Ama malzeme ne olursa her şeyi yapıyorsun. Hadi biz malzemenin %40'ına da razıydı. O öyle de olursa yine istediğim şeyi yapabiliriz yani. Ben futbolcu arkadaşlarıma laf söyletmem yani. Ben onlarla biz ne olursa olsun çok güzel günler yaşadık. Güzel şeyler yaptık. Ve Beşiktaş takımında çalıştık. Onun için yani futbolculardanla ilgili bir şey konuşmak istemiyorum. Ben hepsinden çok memnunum. Hepsine de zaten çok teşekkür ettim yani. Hakkım yok. Kalmadı yani. Öyle bir şey yok. Yani onlar tabii ki bulurlar yani şey sorun yok. Oranın tek eksiği iyi bir transfer yapılması yani. Başka bir şey değil. Ya benim öyle şeyim olmadı. Sadece ben oraya gittiğimde tek üzüldüğüm şey elimde oyuncu olmamasıydı. Yani istediğim oyuncuların olamamasıydı. Yani onlar da oradalar da sakattılar yani. Ondan dolayı. Özellikle de Fenerbahçe maçı. Yani orada tabii ki çok üzüldüm yani. Yani ben oradan çıkmayı bile bilmem doğru dürüst yani. O nerede oldu onu bilmiyorum. Yani ben hiç... Nasıl? İşte bizim o işle ilgilenen arkadaşımız var. O yapmıştır mutlaka kendisinden dolayı. Ben onu çözerim yani bir sorun değil ama ben sosyal medyayla hiç ilgilenmiyorum. Ben görüyorum, ben belki de var ya bir iki kere baktım öyle. Belki de futbol hayatımda ben o kadar gündeme gelmedim yani sosyal medyada geldiği kadar. Yani ama gereksiz geliyor yani gereksiz. İşte biraz önce ya ufacık bir şey kamp olayını abartıyorlar böyle. İşte yok oyunculara dayalı bir şey oluyor falan gibi. Ben hiçbir zaman disiplinimi bozmadım. Futbolcuyken de bozmadım. Antrenörken de bozmadım. Tamam mı? Benim bu olaydaki en son size söyleyeceğim şey, en üzüldüğüm şey benimle konuşmaya gelen yöneticilerin yerine ben isterdim ki Samet Aybaba'yla Feyyaz gelsin. Yani ikisi gelsin diye. Tamam mı? Şu anda onların ikisi de gelmediler. İkisi de beni aramadılar. Yani ben onlara güvenerek orada şeyi attım. İmzayı attım. Ben her şeyi aldım. Sırf Beşiktaş için yaptım onu. Ama onlar maalesef oraya gelmediler. Ben yöneticilerle karşılıklı görüştüm yani. Benim en çok üzüldüğüm şeylerden bir tanesi oydu yani. Hocam, buradayım. Çok aşağıymış. Evet, buradan baktım. O kısa biraz. Biz görüştük, şöyle görüştük. Futbolcularla tanışmaya geldiğinde görüştük. Onda da merhaba merhaba. Beni alıp, hocam takım nasıl gidiyor, var mı bir şey, şöyle yapalım mı, böyle yapalım mı diye bir şey yok. Olmadı yani. Bana da enteresan geliyor. Ben başkan olsam önce futbolcu antrenörü çağırırım. İşte Feyyaz'ı çağırırım. Samet abiyi çağırırım. Gelirler dörtlü konuşuruz. Benle ne konuştu, ne bir şey yaptı. Yani öyle şeyim olmadı yani başkanım. Her işte onları gördükten sonra hele hele en son böyle basında isimler çıkıyor ve onu tekzip etmiyorlarsa o zaman sen anlıyorsun ki oyuncu bile şey yapar sana. Oyuncu bile seninle çalışırken der ki ya bu hocamız zaten gidecek der. O kafayla çalışır. Yani o duruma antrenörü getirmemeleri gerekiyor. Ben onlara nasıl saygı duyuyorsam onların da bana saygı duyması gerekiyor. Tamam mı? Ben başkanıma nasıl Hasan Arat'a saygı duyuyorsam o da benim işime saygı duyacak. Herkes saygılı olacak yani. Herkes işini bilecek. Ben kimseye bir yanlışım olmamıştır bugüne kadar. Ne bir maddi açıdan anlaşmadığım hiçbir kulüp yoktur. Hele hele buradan maddi açıdan ben hiçbir şey istemedim. Tamam mı? Yalnız şunu da sakın şey yapmayın. Yani ben 2 gün 3 gün olsun da Beşiktaş olsun illa şey yap. Öyle birisi de değilim. Yani öyle birisi de değilim ben. Yani ben 2 günlük, 3 günlük, 10 günlük antrenör değil. Yapmam da. Benim yaptığım yerler bambaşkadır. Her yerde çalıştım ben. Hem de benim kendime göre bir şeyim vardır. Sözleşmemi yapma sözleşmem vardır. Orada bir sürü maddeler vardır. Burada ben hiçbir şey yazmadım yani. Sıfır. Ama onun için eğer sen antrenörüne
Öyle bakın şunu tavsiye edeyim ben onlara, arkadaşlara. Eğer bir antrenör alıyorsanız arkasında durun. Tamam mı? O antrenörün arkasında durmanız gerekiyor. Siz o antrenörün arkasında durmazsanız, onu bırakırsanız öyle, o tek başına kalır. Ama sizin desteğiniz olursa farklı olur olay. Sen eğer iki tane oraya Feyyaz Hoca'yı ve Samet abiyi getirdiyseniz, onlarla beraber gelip o antrenmana gelir, antrenmana gelirsin, antrenmanı seyredersin. Yani yalnız bırakırsınız mı düşünüyorsun? Kesinlikle. Orada kesinlikle yani. Ben sana bir tane soru sorayım o zaman. Sen o kadar şeyler çıktıktan sonra benimle ilgili bir şey okudun mu? Çıktı birisi dedi mi ben Rıza Çalınbay'ı benim antrenörüm diye. Demedi. Dediyse söyleyin yani. Hangisi yani? Samet abi, Feyyaz dedi bir kere. Feyyaz dedi. O kadar. Mesela? Ya dedim ya yani takım dağılmış bir takımdı. Yani çocuklar böyle yüzlerinden böyle mutsuzluk akıyor böyle yani çalışmak istemiyor gibi bir sürü şeyleri vardı. Yani kopmuşlardı hemen hemen kopmuşlardı. Biz çok kısa süre içinde de onları birbirine kenetlemeye çalıştık. Onu yapmaya çalıştık. Ondan sonra yeni yönetim geldi. Onlar da başka katkıda bulunmaya çalıştı. Öyle yani. Arkadaşlar şimdi biraz önce anlattım size. Şöyle Samet abi ve Feyyaz hoca. Benim işte o mukavele bitme süresi vardı ya. O süre bittikten sonra bana dediler ki biz dediler beraber oturacağız. Başkan da gelecek ve senin sözleşmeni yenileyeceğiz dediler. Transferlere başlayacağız dediler. Anladın mı? O yüzden de Samet abi giderken bana söyledi. Belgrad'a gitti. Bir tane stoper arkadaş seyretti yani. Şimdi onu bilemem yani o ikisinin ileriden değer veriyor mu vermiyor ama ben şeyle daha samimiydim yani. Serdar Adalı'yla yani daha çok görüşüyorduk, konuşuyorduk yani şeyimizle. Hasan Bey zaten uzun bir süre zaten yoktu, gözükmüyordu. Şimdi arkadaşlar ben hiçbir zaman bir yerde bir antrenör çalışırken benim o antrenörün üstüne gidip veyahut da başka bir şey söyleyip öyle gitme gibi bir şey bana yakışmaz, yapmam da. Mümkün değil öyle bir şeyin olması. Ha Burak'la ilgili zaten Burak benim talebem. Biz onunla çok güzel günler de geçirdik Trabzon'da, Eskişehir'de. Hatta Trabzon'a giderken Şenol Hoca'ya ben tavsiye ettim Burak'a. Onun için benim onlarla, o Burak'la da veyahut da başka kimseye hiçbir şeyim olmaz öyle. Böyle takışma veyahut da başka bir şey düşünme. Ve ben hiçbir zaman da kötü bir demeç veyahut da onlarla ilgili kötü bir şey hiçbir zaman da söylemedim yani. Ben şimdi o olayı bana söylediklerini ben kabul etmedim. Dedim ya abi kabul etmedim. Ben Lugano'dayken bana kağıt gönderdiler şeye. Eğer kabul etmezseniz dediler. Yarın 3'üne kadar ya ay saat 3'te mukaveleyi feshediyor dediler. Sonra Samet abi ve Feyyaz'la geldiler, konuştuk. Onlar da dediler ki bunu yapalım. Tamam mı? Ondan sonra döndükte de senin mukaveleni yeniden yaparız dediler. E şimdi burada ne yaparsın abi? İki tane takım arkadaşın var. Böyle de söyleniyor. Ben dedim ki eğer dedim ben dedim bunu yapıyorum. Siz buradasınız diye yapıyorum dedim. Size güveniyorum ben dedim ve öyle yaptım yani. Ha öbüründe de tabii ki şimdi yeni gelen arkadaş antrenör kim gelir bilmiyoruz. O geldiğinde zaten eğer ona da zaman verirlerse o mutlaka oradaki olayı çözmüş olur yani. Şey yani nereye adam eksik daha şey olur. Benim buradan söylemem yani doğru olmadı. Ha kalsaydım kesinlikle söylerdim çünkü devre arası oluyor. Devre arası da çok kısa oluyor. O yüzden o kısa zamanda da yapılması gerekiyor. Bir de en büyük tehlike, Beşiktaş için en büyük tehlike de Afrika Kupası. Onun için de orada dikkat etmesi gerekiyor yani. Çünkü çok, bizden az 6-7 kişi kesinlikle gidiyor yani. Abi ben her şeyi veririm Beşiktaş'la ilgili antrenör gelsin. Oradan antrenör arkadaş gelsin desin ki ya bize yardımcı olabilir misiniz? Tabii sonuna kadar olurum. Yani ben görevden kaçan veyahut da bir şey Beşiktaş'a bir şey yapmamazlık veyahut da ben ayrıldım diye Beşiktaş'a karşı bir şey olması
mümkün değil yani. Biz çocukluğumuzdan beri, siz de biliyorsunuz, burada büyüdük. Ona sahip çıkmak gerekiyor. Çünkü kendisi söylüyor Hasan Arat. Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek diyor. İyi yönetiz, tamam Beşiktaşlıyız işte. Anladın mı? Ama buradaki ben onlardan bir şey istemedim ki. Ben sadece onlardan destek istedim yani. Sen o desteği ver bakalım, bir ay, altı ay, yedi ay ne oluyor takım? Anladın mı? Daha benim kaç maç oynadık biz? 5-6 tane lig maçı oynadık. Başka bir şey oynamadık. O Brugge maçı var. Diğer Lugano maçı var. Onları saymıyoruz bile yani. Bu kadar 4 maçta 5 maçta giden antrenörü gördünüz mü yani? Ama oluyor. Bir de kendileri yeni gelmişler. Ondan dolayı yani şey yapmaları lazım. Gelen arkadaşa sahip çıkmaları lazım yani. Şeydir yani, oralara cevap vermek doğru bir şey değil yanlış derken. Biz de oradaydık şu anda. Biz o yanlışları düzeltmeye çalışıyorduk yani. O da yanlışlardan bir tanesi tabii ki. Nasıl? Yoktum işte zaten. O zaman şeydik yani, biz yani biraz daha şeyin üstüne düşerdik. O transferlerin üstüne düşerdik biraz daha yani. Transfer yaparken çok dikkat ederdik yani. Bir tek şeyinden değil de oyunculuğundan ziyade de öbür türlü de kişisel nasıldır, durumu nasıl oluyor, agresif mi neymiş yani, her şeyine bakmaya çalışırsın yani, başka bir şey yok. Ben zaten ama şuna inanıyorum, ben Şenol Hoca'nın çok, gerçekten çok tecrübeli bir teknik direktör, o gerekeni bence yapıyordur yani. Samet abi benim kaptanımdı, hem de beraber oynadık. Ya bundan daha güzel bir şey olmaz ki. Üçlü bir de resim çektiriyoruz. O zaman bu üçlü resim çektiriyorsan beraber gitmen gerekiyor yani. Her zaman da maç kazanacaksın diye de bir şey de yok. Yani maç kaybedebilirsin. Ha bir de şunu anlamıyorum ben. Burada bütün antrenörler için söylüyorum bunu da. Ya işte Aydın Hoca da şey sayılır. Antrenör sayılır. Ya bireysel hataya ne yapabilirsin ki sen? Yani bireysel hata. Dün 3 tane golümüzün 3'ü de bireysel hatadan oluyor. Burada şimdi antrenörün suçu mu var yani? Ayağındaki topu rakibe verirsen olmaz. Yani ben bunu oyuncularımın kötülemekten ziyade antrenör arkadaşlar için söylüyorum bunu. Ne yapacak yani? Hangi antrenör olursa olsun yapacak bir şey yok yani. Bireysel hatalar. Ama ben işin özeti, beni çağırdılar. Tamam abi, işin özetini söyleyeyim. Başka sorunuz varsa onu da cevaplarım. Beni çağırdılar. Ben Beşiktaşlıyım dedim. Onlar da dediler bak Beşiktaşlısın, şöylesin, böylesin ve bizim ihtiyacımız var. Bize yardım et dediler. Ben de tamam dedim. Ben de gittim, elimle gelen bütün yardımı yaptım. Hem şeye yaptık, Ahmet Nur Çebi ile beraber yaptık. Ona yardım ettik. Arkasından da Hasan Arat'ın şeyle, ekibiyle beraber çalıştık. Onlara da elimizden gelen bütün gayreti yaptık. Yani bu benim şeyim bu yani. Başka varsa sorunuz?